Hi everybody, this is Asaf Farol. I am an instructor at the Department of Software Engineering College of Technology at Pratt University. And I am teaching a vocational English course at this department. And we are following the book which is written by Haley. And the name of the book is Statistics, a Tool for Social Research. And the title for today's course is Normal Curve. Arkadaşlar merhaba, Asaf Farol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde öğretim elemanı olarak görev yapmaktayım. Bu bölümde meslek İngilizce dersinde istatistik ders notlarını takip ediyoruz. Statistics a Tool for Social Research kitabını takip ediyoruz ki bunun yazarı heli ve alanda oldukça tanımış bir kitap. Bugünkü konumuzun başlığı Normal Curve, Normal Eğri üzerine Duracağız. Uh, there are some uh, key questions at the beginning of each chapter and today we have three questions here. Uh, bugünkü bölüm başında üç tane anahtar uh, sorularımız var. Birincisi what is the concept of normal curve? Normal eğri kavramı nedir? Onu tartışacağız. How to compute this scores and use the normal curve table to find the area with the given points? e, z-skor nasıl hesaplanır ve verilen noktalar ile alanı bulmak için normal eğri tablosu nasıl kullanılır onu göreceğiz. Burada arkadaşlar kör dediği eğri, normal kör dediği normal eğri diye tercüme ediyoruz. find bulmak, the area, area dediği alan with the given points verilen noktalar arasındaki alanı bulmak için. Üçüncü sorumuz how to estimate the probability that certain scores with full under the normal distribution. Normal dağılım altında belirli skorların dolma olasılığı nasıl tahmin edilebilir? Ee, burada estimate tahmin etmek fiilidir. Certain belirli with full with full dolma, full dolu e, under the normal distribution normal dağılım altındaki. Outline içindekiler anlamında Properties of a normal curve, normal eğrinin özellikleri, computing z scores, z skorlarını hesaplama, using the normal curve table, normal eğri tablosunu kullanma ve estimating probabilities ve olasılıkları tahmin etme. A properties of normal curve, normal eğrinin özellikleri. Ve present a variable frequency distribution in diagram, we can see distribution curve. There are all types shape of curve may be observed. E, Diagramda bir değişken frekans dağılımı mevcut olduğunda dağılım eğrisini görebiliriz. Bu tür eğri şekli gözlenebilir. Arkadaşlar burada diagram dediği diagram olarak Türkçe'ye geçtiğini biliyoruz. Shape dediği şekil körde eğriydi. Observe de eee gözetlemekti. The statisticians found that normal curve are commonly observed in real world. İstatistikçiler normal eğrinin gerçek dünyada yaygın olarak gözlemlediğini buldular. E, şimdi burada bir diyagram üzerinde duracağız arkadaşlar. Diyagramı büyüteyim ve özelliklerine bakalım. Examples of normal and skewed distributions. Normal ve e, çarpık dağılımlara örnekler. E, şu eğriyi daha önceden sizlere açıklamıştım. Eğer e, dikkat ederseniz aritmetik ortalama medyanın solunda kalıyorsa, mod burası olmak üzere o zaman buna negatif negatifli skewed diyoruz. Yani negatif çarpıklık. Normal, no skew. Burada bakın normal eğride tam simetrik söz konusu ve e, aritmetik ortalama, medya ve mod birbirine eşit demektir. Positively skewed dediği de aritmetik ortalamanın e, medyanın sağında olması durumunda da buna da pozitif e, çarpıklık diyoruz. E, properties of normal curve. Normal eğrin özellikleri. The statisticians are very interested in the normal curve and even Standardize it for comparing frequency distributions across variables. İstatistikçiler normal eğriyle çok ilgileniyorlar ve hatta değişkenler arasındaki frekans dağılımlarını karşılaştırmak için standartize ettiler. Standart hale soktular demek istiyor. Arkadaşlar comparing karşılaştırma demektir. Across variables dediği değişkenler arasında değişkenler üzerinden anlamdadır. Interested in bir şeyle ilgilenmek anlamdadır. Normal curve, normal distribution, standardized normal distribution all refer to the same thing. Normal eğri, normal dağılım, standartlaştırılmış normal dağılım hepsi aynı şeyi ifade eder. Demek ki bu görmüş olduğunuz 3 tane kavram aynı şey. Why standardize the normal curve? Normal eğriyi neden standartlaştırırız? İki tane gerekçe var burada. To compare among different distributions. Farklı dağımlar arasında karşılaştırma yapmak için. Burada compare karşılaştırma yapmak. Different distribution dediğiyle de farklı dağılımlar. Consider the example of percentage and currency. yüzde ve para birimi örneğini bunun için düşünün diyor. Burada bir normal e, eğrinin özelliklerini görüyoruz. Bir kere bu teorik bir kavram. E, bell shape dediği çan şekilli, smooth curve dediği pürüzsüz bir eğri, yani şöyle pürüzsüz bir şekilde ilerliyor. E, symmetrical dediği simetrik, unskewed dediği çarpık olmayan, tails extend to infinity infinity sonsuz demektir. Teste kuyruklar diyor. Yani şu uç kısımlar kuyruklar sonsuza uzanır. E, Mode, median and mean are same value. Mode, median ve aritmetik ortalama aynı değere sahip olması durumunda normal eğriden bahsetmiş oluyoruz. Most important property distances on horizontal axis always cut off the same area when measured by the Standart deviation. En önemli özellik yatay eksendeki mesafeler. Şurayı kastediyor yatay eksen. Standart sapma ile ölçüldüğünde daima aynı alanı keser. Yani burada demek istediği şu. Mesela artı, eksi, bir sigma değeri. Bakın şurada bir sigma değerlerini görüyoruz. Burası eksi, burası artı. Şu aralığını görün. Bu ikisini topladığınız zaman 34, 34 küsuru ne yapacaktır? 68, 26 yapacaktır. 2 sigma aralığına baktığımız zaman bunun değeri 95.44 yüzde olarak ona karşılık geliyor. 3 sigma dediğimiz zaman da 3 sigma arası yani eksi ile şu aradaki artı 3 sigma arasındaki alan ise toplam alanın yüzde 99.72'si olmaktadır. Veyahut da artı 1 sigma dediğimiz zaman şu artı 34.14'ü kast ediyoruz artı 2 sigma dediğimiz zaman şu kısmı kastediyoruz. Şu görmüş olduğunuz kısmı. 47 72'yi ve artı 3 sigma dediğimiz zaman da şuranın tümünü kastediyoruz. O da 49 86'ya karşılık geliyor. Example. Örnek. IQ test results for male and female both are normally distributed but with different e, standard deviations. Örnek. Erkek ve kadın için IQ testi sonuçları her ikisi de normal olarak dağıtılır. Ancak farklı standart sapmalarla. Şimdi burada erkekler ve bayanların durumunu görüyorsunuz. Erkeklerde aritmetik ortalama 100, bayanlarda yine 100. Standart sapma erkekler için 20, bayanlar için 10 ve kümenin yani örneklemin boyutu ise en eşittir 1000'dir. İki tarafta da 1000. Şimdi bunlara bakacak olursak dikkat ederseniz şurada erkekler ve bayanlar için ayrı diyaramlar görülüyor. Şimdi onu açıklayalım. Soldaki diyaram erkekleri gösteriyor. Sağdaki de bayanları gösteriyor. Şimdi dikkat ederseniz erkeklerde bu IQ ile ilgili sonuçlardı 40, 50, 60 diye giderken dikkat edin bayanlarda IQ daha yüksek değerde başlıyor. Ve e, bitiş noktası da ama bayanlarda daha kısa sürüyor. 130 civarında bu ölçümü yapılan bölge ve ülkeye göre değişebilir. E, ve dikkat ederseniz her ikisi de e, örneklem sayısı 1000 ve aritmetik ortalamaları 100. Sadece standart sapmaların farklı olduğunu görüyorsunuz. Standart sapma farklılığında diyagram üzerindeki etkisini çok net olarak görebiliyoruz. E, computing Z-Scores. Z-Score'ları nasıl hesaplayacağız? These scores are scores that have been standardized to the theoretical normal curve. These skorları teorik normal eğriye standartize edilmiş skorlardır. E, theoretical dediği teori zaten anlaşılıyor hemen. E, standardized dediği de standartlaştırılmış o da anlaşılıyor. Dolayısıyla burada bilmediğiniz başka kelime yok. These scores represent how different a raw score in, uh, from The mean in standard deviation unit. z skorları standart sapma birimlerinde ham puanın ortalamadan ne kadar farklı olduğunu gösterir diyor. Arkadaşlar burada represent fiili kullanılmıştır. Re represent demek temsil etmek, göstermek. E, mean aritmetik ortalamaydı. Ve standart deviation units dediği de standart sapma birimleri. To find areas first compute z-scores alanı bulmak için önce diyor Z scoreu hesaplayın. The Z score formula changes a raw score to a standardized score. Arkadaşlar raw dedi şurada da geçmiştir raw. Bu ham demektir. Ve formula formül demektir. Formülü bu şekilde Z eşittir X'lerin aritmetik ortalamadan çıkarmasının standart sapmaya bölümünden elde edilen değerdir. An IQ score of 130 falls. One standard deviation above the mean. Arkadaşlar IQ'su 130 olan bir kişiyle ilgili hesabı burada görüyorsunuz. 130 eksi 100. Burada hatırlarsanız bu 100 dediğimiz erkek ve bayanlar için aritmetik ortalamaydı. Standart sapma burada 20 dediğimiz erkekler içinde ve dolayısıyla z skoru 1.5 bulunur. Bu z-score'ı 1.5 neresi demektir? Şurada gördüğünüz gibi normal eğride artı 1 artı 2 burada var. Demek ki 1.5 bu noktaya geliyor. Yani 130 tam şu noktaya gelmiş oluyor. Karşılığı bu şekilde. Ee, using the normal curve table. Burada da normal eğri tablosunu nasıl kullanacağımız açıklanıyor. Arkadaşlar appendix A dediği e ek A. Kitabın arkasında e ek A diye bir tablolar grubu var. Orada tablolarda Üç tane sütunumuz var. A, B ve C. Bunların nerelere karşılık geldiğini şuradaki normal eğri altındaki alanlardan görebilirsiniz. E, dikkat ederseniz aziz skorların kendisi B dediğimiz kısım e, şu kısma ikinci sütun B'yi temsil ediyor ve C dediğimizde üçüncü sütun değerlerini kullanacağız. The table for finding the area under the normal curve ve normal eğri altındaki alanı bulmak için Tablo. Kitabın sayfası burada veriliyor. Siz bunu aslında bu tablonun benzerlerini internette sıkça rahatça bulabilirsiniz. The table has three columns. Tablonun üç tane kolonu var. Column A, Z-scores. A, Z-scoreları gösteriyor. Column B, areas between the Z-score and the mean. Şurada görmüş olduğunuz B sütunundaki değerler. Şu ara kısımdaki Alanlara karşılık geliyor ve e, aritmetik ortalama ile aritmetik ortalama şu ortadaki çizgiyi sizin z skorunuza karşılık gelen alanı hesaplamada kullanılıyor. C ise kuyrukta kalan alana karşılık geliyor. Yani şurada görmüş olduğunuz tail dediğimiz e, kısım bu tail kuyruk demektir arkadaşlar. Areas beyond the score z into the tail. Buradaki beyond ötesinde. In the, into the tail day'de kuyruk, yani şu kısmı kastediyor. Appendix A can be used to find the areas above and below a score or between scores. Ek A bir skorun üstündeki ve altındaki veya skorlar arasındaki alanları bulmak için kullanılır. First compute the Z score taking careful not of the sign of the Score. Önce Z-score'u hesaplayın. Skorun işaretini dikkatlice not edin. Careful, dikkatli demektir burada. Sign dediği ön işaret. Draw a picture of the normal curve and shade in the area in which you are interested. Normal eğrinin resmini çizin ve ilgilendiğiniz alanı gölgeleyin. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi dikkat ederseniz bulunduğumuz nokta 1 ne yapıyoruz? Z skoru 1 olan kısma. Geliyoruz oradan. bu arada kalan kısımlar 5 sütundaydı. Kuyruk değil burası. Dolayısıyla 0 ile 1 arasını bulmamız için oradaki tablo değerini alıyoruz. Ve tablo değeri olarak da 0,3413 yani yüzdeye çevirecek olursak yüzde 34.13 gibi bir değer elde edeceğiz. Example, find the area below a positive z-score 0.85. Buradaki örnekte arkadaşlar bir pozitif z skorunun altındaki alanı bulun ve z değeri 0.85 veriliyor. Step 1 birinci adım. A kolonundan z skoru 0.85'i buluyoruz burada görmüş olduğunuz gibi. Kolon B kayıyoruz. Yani şu arayı hesaplayacağımız için B kolonunu elde ediyoruz. Ve burada okuduğumuz değer 0.3023 veyahut da %30.23 elde ediliyor. Step 2 ikinci adım. Mark the area between the mean and z is equal to 0.85. Ee, burası min dediği şu çizgi mine karşılık geliyor. Ve 0.85 ile olan arasını ne yapın diyor burada diyor. işaretleyin diyor. And plus the area below the mean. Ve e, artı diyeceksiniz buna diyor. E, çünkü şu tarafta bunun içerisinde. Artı taraf soruluna göre zaten %50'si hazır duruyor burada. Dolayısıyla 0.5 veyahut da %50'yi de eklememiz lazım. Sonuç nedir diye soracak olursam 0.5 artı 0 30, 23 e alıyoruz. 0.823 olarak elde ediliyor. Bu da yüzde olarak 80.23 ediyor. Example. Find the area above a positive z score. Bir pozitif z skorun üstündeki alanı bulun ve z skoru 0.40 verilmiştir. Birinci adımda yapmamız gereken işlem önce 0.40'ı buluyoruz. Ama bu sefer above dediğine göre 0.40'ın üzerindeki alan diyor. Yani şu kuyruk kısmı oluyor ve C sütununu kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, area above yukarıdaki ucuda kalan kısmın alanı 0.40 yani o da 0.34.46 olarak buradan okunuyor. Yüzde olarak 34.46 olarak elde edilir. E, find the area Below a negative z-score bu defa eksi 1.35'e göre olan alttaki şu alanı hesaplamak istiyoruz. Birinci adında önce z-score'un olduğu yeri işaretliyoruz ve burada c-sütunundan onun değerini okuyoruz. İkinci adında eksi 135'in daha solunda olan kısmı işaretliyoruz. Yani rengini değiştiriyoruz. Ve alanın değeri ne oldu? 0,0885. 0,0885 veya da yüzde 8,85 olarak burası elde ediliyor şu kısım. Bu defa da arkadaşlar find the area between the z-score of minus 0.35 and 0.60. Bu defa da eksi 0.35 ile artı 0.60 arasındaki şu taralı alanı bulmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için tabloyu şu şekilde kullanıyoruz. Önce 0.35'e geliyoruz. Belki hemen şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Biz neyi arıyoruz? Eksi. Eksi değerden gitmemiz gerekiyor. E peki niye burada artı değerden gittik? Çünkü simetrik olduğu için artı eksi rakamların yüzdeleri değişmiyor. Bunun için tablomuz pozitif de olsa ama sonradan onun negatif tarafta olduğunu unutmamak şartıyla 0.35'in değerini buradan arıyoruz. Sonra 0.60'ı alıyoruz ve dolayısıyla şu alan de bakarsanız 0,13'tür. Bu alan da 0,22'dir. İkisini topladığımız zaman şu taralı alanı ne olarak bulacağız? 0,3625 olarak elde edeceğiz. Arkadaşlar bu defa da 0,65 ile 1,05 arasındaki şu görmüş olduğunuz alanı hesaplamak istiyoruz. Önce ne yapıyoruz? 0,65'in tablodan değerini buluyoruz. Şurada bir yazım hatası var. Bu 1.35 değeri alınmayacaktı. 1.05 değeri alınacak. Dolayısıyla 1.05'in değerini de aldığınız zaman ikisinin arasındaki farkı bulacağımız için 0.35, 0.31'den eksi 0.24, 22'yi çıkarıyoruz. Ve dolayısıyla elde edilen şu ara kısımdaki alan %11.09'a karşılık geliyor. Şuradaki değere dikkat ediniz arkadaşlar. Bu değer 1,05 almak gerekirken 1,35'in 35'in değeri alınmış. Slaytların orijinaline hiç dokunmadım. Nasıl verilmişse aynısını kullanıyorum. Yani değişiklik yapmadım üzerinden. Ama siz kullanırken dikkatli okumayı ihmal etmeyin. Estimating probabilities, olasılıkları tahmin etme. Areas under the curve can also be expressed as probabilities eğrinin altındaki alanlar olasılık olarak da ifade edilebilir. probabilities are proportions and the range from 0 to 1. Olasılıklar oran, oranlar diyor sıfırla bir arasında değişir. Çünkü en büyük değer 1 alabilir. En küçük değer de 0 olabilir. The higher the value, the greater the probability. Burada da the, the kalıbı yine kullanmış. The higher, the greater diye. Değer ne kadar yüksek olursa olasılık da o kadar yüksek olur diyor. The more likely the event, olay daha olasıdır diyor. The chances that a sexist could theoretically occur, bir başlarının teorik olarak oluşma ihtimali, e, chances dediği şans. Probability eşittir successes divided by events yani olaylar e, üzerinden ne kadar başarı elde ettiğiniz olasılığı verir. Burada numerator dediği payı kastediyor. The number of events that would uh, constitute a success. Burada uh, pay başarıyı uh, oluşturacak olayların sayısıdır. The denominator the total number of possible events olası olayların toplam sayısını veriyor. When flip a coin once the probability of getting a head is 1 divided by 2 is equal to 0.5. Bir kez bozuk para atıldığında tura gelme olasılığı 0,5'tir diyor. When draw a card from a deck of cards. Bir kart card destesinden kart çekerken the probability of drawing an ace from 52 cards is 4 divided by 52 is equal to 0.0769. There are 4 aces in the deck of cards. Arkadaşlar, Deck of Cards dediği kağıt destesi demektir. Draw seçmek, çekmek anlamında burada ve Ace dediği de as. 4 tane as olduğu için diyor. Dolayısıyla bunun çekilme, 52'lik bir destede e, A harfini A, kartını çekme olasılığınız neymiş? E, 0,0769 yani yüzde 7.6'lık bir değere sahiptir. Uh, mean uh, 13, s is equal to 4. Yani aritmetik ortalaması 13 ve standart sapması 4 veriliyor. The probability of selecting score of uh, 19 or more, uh, 19 veya daha fazla bir skoru seçme olasılığı nedir diye soracak olursak, önce birinci adımda find the z score, z score'u bul, z score'un formülü hatırlayın, uh, x e, uh, x çizgi uh, bölü s 19'dan Neyi çıkarıyoruz arkadaşlar burada? 19'dan 13 çıkarıyoruz. Bölü 4'e bölüyoruz ve 1.5 çıkıyor buradaki sonuç. Step 2. Use the normal curve table to find uh, score 1.5 and the area uh, beyond uh, column C. Burada da dediği şu this score 1.5 ve 0.0668 yani C sütundan elde ettiğimiz değer oluyor bu ötesindeki ilerisindeki alanı bulmak için normal eğri tablosunu kullanın. Result sonuç probability of selecting a score of 19 or more is 19 veya daha fazla bir skor seçme olasılığı 0,0668'dir. After this lecture you should be able to. Bu dersten sonra şunları yapabilmelisiniz. Describe and explain the concept of the normal curve. Normal eğri kavramının tanımlanması ve açıklanmasını yapabilmelisiniz. Burası convert olacak. Şurada ne unutulmuş? Convert empirical scores to z scores and use z scores and the normal curve table to find areas below and between points on the curve. Ampirik skorları z skorlarına dönüştürme ve eğri üzerindeki noktaların altındaki ve arasındaki alanları bulmak için z skorlarını ve normal eğri tablosunu kullanın diyor. Burada Convert, bir şey değiştirme. empirik de, diye Türkçe'de kullanıyoruz matematikte. Express areas under the curve in terms of probabilities. Eğrinin altında kalan alanın olasılık açısından ifade edilmesidir diyor. Probabilities, olasılık demektir. E, curve de eğri demektir. E, this is the uh, last chapter uh, for vocational English course and it was the last slides. Arkadaşlar bu meslek İngilizce dersinde takip etmemiz gereken son slide'dı, son materyaldi. Ümit ediyorum ki bu videoları izleyeceksiniz, dikkatli bir şekilde izleyeceksiniz. İçinde yazılanları ve bunların PowerPoint'leri ve Türkçesi de sistemlere yüklendiği için rahatlıkla hepsine ulaşabileceksiniz ve ayrıca videolarla da destek alarak çok iyi kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz. Sizlere başarılar diliyorum. Umarım sınavda iyi notlar alırsınız ve problemsiz bu dersi geçersiniz.